Görevinde bir yılı tamamlamasının ardından İstanbul'lara hesap veren Ekrem İmamoğlu bir yıl içinde yaşadığı hayal kırıklıklarını en çok sevindiği ve en çok kızdığı olayları anlattı. Peki onlar ne? izleyeceğiz şimdi. İBB elendi. İhale bir dönem Okçular Vakfı'nda genel müdürlük yapan isme verildi. İmamoğlu o ihale için hala katlanamıyorum dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinde bir yılı tamamladı. Sözcü gazetesine verdiği mülakatta bir yıl içinde kendisine en çok üzen olayın Haydarpaşa Gar ihalesinin İBB'nin elinden alınması olduğunu söyledi. Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarının kim olduğu belli olmayan birisine pas edilmesine bizim hukuksuz şekilde ihaleden elenmemize çok kızmıştım. Hatta kızgınlığımın tarifi bile yok. Garın depo bölümlerinin topluma mal olacağı bir sürecin başlatılması yerine kim olduğu belli olmayan bir şahsa verilmesine bu konuda çaba gösterilmesine hala katlanamıyorum. Peki İBB Başkanı'nı en çok sevindiren, mutlu eden olay neydi? Halk süt dağıtım ekibinde yer alan yeni işe girmiş pırıl pırıl gençlerimizin çocukların süt sevincini anlatırken mutluluktan ağlamalarını unutamam. O toplantıyı unutamam. Çok mutlu olmuştum. İyi ki çocuklar için bu projeyi başlatmışız. İyi ki her ay 115 bin çocuğumuzu mutlu ediyoruz. Umut ediyorum bu mutluluğu daha da büyütürüz. Beni en fazla mutlu eden olay bu. Ve Kanal İstanbul projesi, iktidar partisinin çılgın proje diye nitelendirdiği olayı İBB Başkanı hayal kırıklığı olarak yorumladı. Uyarılarımıza rağmen tek bir bilim adamının bile bunu savunmamasına rağmen deprem dururken Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul diye çırtkanlık yapılması benim devletimizin, milletimizin ve şehrimizin adına en büyük hayal kırıklığımdı. Diğer yandan CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yine Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuştu. CHP'li belediyelerin yaptığı toplam yardımı açıkladı. Habere göre 22 Haziran itibarıyla 5 milyon 947 bin 88 aileye aynı yardım yapılırken 266.736 aileye de nakdi yardım yapıldı. 254.027 borçlu hanenin suyu açıldı. 46 milyondan fazla kişisel temizlik ürünü dağıtıldı.